İstanbul'da çok özel bir üniversitedeyiz. Üsküdar Üniversitesi'ndeyiz ve kurucusu aynı zamanda rektörü Sayın Nevzat Tarhan hocamla beraberiz. Hocam ben çok merak ediyorum. Sizi çok ilgiyle, heyecanla izliyorum. İnsanlara stresle baş etmenin kuralları şunlar diye ne sayabiliriz mesela? Tabii, bir kere, ne yapsınlar? Tabii bir kendini tanıması lazım. Kendini tanısın. Tanıması lazım. Sonra hocam? İnsanlar değiştirmek yerine kendini değiştirmeye çalışsın. Yani karşındakini değiştirmeyecek, kendini değiştirecek. Önce kendini değiştirecek. Dünyayı değiştirmek yerine dünyayı değiştirmeye kendinden başlayacak. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini bilecek. Amacını belirleyecek. O amaca giderken imkanları, fırsatları bilecek. Tehditleri bilecek. Bunları bilirse ve yol haritası çizecek. Amacı olacak bir insanın. Yani kendini değiştirecek bir de amacı olacak. Ama böyle bir insan stresini yönetebilir. Bak, stres yok edilmez, yönetilir. Stres, az miktarda stres faydalıdır. Kontrol edilebilen stres faydalıdır. Onun için az miktar stres, bisiklet kullanmak gibi insanı amaca götürürken uyanık tutar, kamçılar. Yani Alzheimer'ın sebeplerinden birisidir. Mesela yalnızlık ve tembellik. Şu an Beyni burada Alzheimer'ın kullanmamak. artmasının sebebini buna mı Tabii bağlıyoruz hocam? yalnızlığın artması, ortalama ömrün uzaması önemli bir sebep ama diğer önemsizlik, ileri yaştaki yalnızlık batıdaki en büyük şey. Uyaran azlığı. Bu çağın insanı böyle oldu. Çünkü insan bu dünyaya bir okula gelmiş gibi geliyor. Mevlana'nın dediği gibi dünyada yaşamıyor, dünyadan geçiyoruz. Dünyadan bir, yani kendimizi geliştirerek bu dünyadan çıkalım. Misyonumuz bu. Misyonumuza uygun yaşarsak bir insan stresini daha iyi yönetebilir. Yaşlılık stresine, ölüm stresine, hastalık stresine hepsinin çaresi hayatına anlam katacak şeyler yap. Küçük şeylerde mutlu ol bir diyeceğimizde En bak. önemli kısmı Küçük bu. sıradan şeyler, bir çay içmekten mutlu ol. Sahip olduğun şeylerin O zaman kıymetini buyurun bil. hocam, bir yudum Evet, çayımızı içelim biz çayımızı de. içelim. Evet. Hocam bu şiddete bağlı, bu sıkıntılara bağlı. Bir de aile içi boşanmalar çok arttı hocam. Eskiden böyle değildi. Bunlarla ilgili bunun psikolojik olarak sebepleri nelerdir Ya bizde sizce? boşanma da arttı. Artık Batı'da evlenmeme arttı. Ha. Batı toplumlar şu anda nikahsız çocuk oranı Fransa'da nikahsız doğum. Türkiye'de %2,9. Bak hani cami önüne bırakılma. Yani de nikahsız doğum oranı. Fransa'da %56. Oo. Ve İzlanda'da %69. İsveç, Norveç'te %59 civarında. O 100 doğan çocuktan 59'u şeysiz, Gay nikah dışı nikah. doğuyor. Artık boşanma değil, evlenmeme var orada. Bizde boşanma hızı, aslında hane kırılganlığı hızı çok arttı. Daha önce diyelim 20 sene önce 5 kişilik haneler sayısı gittikçe azalıyor. 1 kişilik haneler sayısı hızla yükseliyor. Türkiye'de istatistikleri, TÜİK istatistiklerine bakın. Mesela evlenme hızı %3 iken boşanma %53. O kadar artıyor. %50 şu an aşağı yukarı 20 senelik istatistiklerde. Bu 20 sene sonra bizim de aslında 30 sene sonra bizim İsveç, Norveç gibi artık evlilik dışı sokakta doğan çocuk oranları artmış. Hatta Norveç'te sokaklara, soğuk memleket ya, böyle ısıtıcılı bebek kutuları koyuyorlar. Bebekler bırakılırsa Bıraksa ölmesin diye oraya bırakıyorlar. Oradan alıyorlar, devlet alıyor. devlet büyütüyor çocukları. Yani böyle bir sistem var. Dünya buna doğru gidiyor şu anda. Biz eğer kültürümüz şu anda bu konuda iyi durumda yani, ama hızla aşınma başladı. Eğer önlem almazsak 20-30 sene sonra, Bizde de o onun için sıkıntı en büyük başlıyor. yatırım şu anda önceliğimiz, Çocuk. en kritik alan bu. Çünkü sosyolojik yatırımlar meyvesini hemen vermez, 10-20 sene sonra verir. Hocam bir de bu pandemi, eve kapanmalar filan çok böyle psikolojilerimizi bozdu. Bunlarla ilgili neler görüyoruz şimdi hocam? Yani birey psikolojisini bozduğunun örneklerini görüyoruz. Bir de toplum psikolojisini bozduğunun örneklerini görüyoruz. Yaşlılar daha çok etkilenecek diye genellikle öngörülüyordu pandemiden. Yani ergenlerde davranış sorunları, evden kaçma sorunları, ekran bağımlılığı sorunları 10 misli neredeyse arttı. Ya hastaneye yatırıyoruz. Hiç bu kadar aynı anda 10-15 tane ergeni hastaneye yatırdığımız olmadı. O Düşün. kadar O arttı. kadar. Daha önce 1-2 yani bir klinikte bir veya iki tane ergen yatardı. Şimdi aynı anda 8-10 tane ergen yatıyor ve çoğu da gerçekten şey, yani davranış Hakikaten bozukları var, hasta. evden kaçmalar var, madde kullanmalar var. Yani evde anneye babaya karşı gelmeler var. Yani tamamen gençler, en çok gençler etkilendi pandemiden. Sosyal medyanın sonucu evde aile bağları zayıfsa, Koptu. anne baba
sağlıklı ilişki yoksa çocuk kendini kaptırdı oraya. Yani yaşına uygun olmayan şeylerle karşılaştılar. Bedensel olarak gelişmiş olsalar bile ruhları daha gelişmemiş onların. Bir yaşına uyan cinsellikle ilgili görüntülerle karşılaşmaları çocukta erken ergenliğe bile sebep oldu. Bütün bunlar ergenlerde bir travma oluşturdu. Pandemiden sonra Kapanmadı. alkol madde daha çok arttığını görüyoruz. Çünkü stres azaltmak için ona yöneldiler insanlar. Onun için burada çocuğu suçlamak yerine anne baba Kendinde önce araması kendine lazım. ilk yani çocuğu yanlış bir yoldaysa ben nerede hata yaptım diyebilmesi lazım. Yani bu pandemiden sonra birey böyle etkilendi. Toplum nasıl etkilendi? Konforculuk, rahatına düşkünlük özellikle beyaz yakalılarda çok arttı. Sahil şeklinde yerleşip emekli olmak ya da uzaktan hafif bir iş yapmak şeklinde böyle hibrit işlere yönelmeler tarzında ciddi bir iş modelleri değişti. O yüzden de iş saatlerini Ve azalttı. iş saatleri azaltmak ve iş gününü azaltma kararı aldı Batı'da. Bu haftada 4 güne düşürme, günde de 6 saati düşürme ile ilgili. Böyle olunca da ne oldu? Beyaz yakalı insanlar, mesela Türkiye'den hemşireler, sağlıkçılar Yurt dışına Almanya'ya göçüyorlar. gidiyor, hemen alıyorlar, dil bilmediği halde alıyorlar. Çünkü bulamıyorlar, Açık var. yani kendi insanları çalışmak istemiyor. Dünyaya bir defa geldim diyor, bana ne diyor? Bu pandemiyi gördükten sonra artık diyor bu kadar kendimi çalış 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 ne olacak diyor. Zaten emekli olup kendim geçinecek kadar şeye sahibim diyor ve BBC'de yayınlanmış bir çalışma var. Bu çalışmada bir psikolog konuşturuluyor, bir de böyle karınca uzmanı konuşturuluyor. Kaya karıncaları üzerinde çalışma yapan bir uzman konuşturuluyor. Yani karıncaların çalışkanlığını Ya mı alacaktı? karıncalar niye bu kadar çalışkan? Buradan alıp da acaba bu insanların tembellikten bu kurtarabilir miyiz diye psikolog diyor ki insanlar böyle amaçlarını kaybettiği zaman, insanlar mutlu olmadıkları zaman işten kaçmaya başlıyorlar diyor. Motivasyon düşüyor diyor, iş motivasyonu ve burada erteleme hastalığı başlıyor diyor. Yani erteleme hastalığı sonra yaparım. Olur abi, hallederiz abi Hep deyip hallederiz. zaman plan sıralama yok. Kazandığım şeyin bana faydası olmayacaksa niye kazanayım ki? Sahip olduklarımı harcayayım diyen insan nesli ortaya çıktı. Yani bu aslında kapitalizmi doğuran bu püriten ahlak dediğimiz protestan ahlak değişmeye başladı. Çünkü protestan ahlakta dini gerekçelerle çok çalışkan olmak vardı. Bu pandemiden sonra Batı o püriten ahlakı kaybetmeye başladı. Protestan kültürü, Kuzey Avrupa özellikle. Dünyada böyle bir değişim yaşanıyor. Türkiye'den çok daha fazla ya diğer gelişmiş ülkelerden böyle yetişmiş beyin göçüne Sebep oldu. almaya başladılar. Bu aslında bir sosyolojik bir eğri bak. Yani bu ciddi bir şekilde yaşam felsefemiz yanlıştı. Bu ayrı bir konu tabii. Ama şu anda pandemiden sonra toplum psikolojisinde de olumsuz etkilenmeler var. Bizim bundan etkilenmememiz lazım toplum kültür olarak. Yani pandemi sadece bedenimizi bozmadı, en çok da ruhumuzu bozdu Ruhumuzu diyoruz, bozdu değil mi ve özet olarak? toplumun ruhunu da toplum psikolojisini de değiştirmeye başladı. Yani pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye dünya sosyoloji değişecek artık, psikoloji değişecek öyle gözüküyor. Evet. Nevzat Tarhan hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırıp güzel bir sohbet yaptığımız için çok teşekkür ederiz Rica hocam. ederiz, estağfurullah. İnşallah bir daha biz sizi rahatsız İnşallah, ederiz. Bu inşallah güzelce memnuniyetle faydalı tekrar olur inşallah. seyircilerimizi kavuştururuz. İnşallah.